Beğendin mi? Ne oldu? Niye çabuk gel diye mesaj attın? Gel gel. Bu anı kaçırmana göz yumamazdım. Bizimkinin ayakları yere basmıyor. Hatun da iyiymiş yalnız. Burcu'nun arkadaşı. Doğum gününde tavlamış kızı. Sen tanımıyor muydun? Yo. Gidip bir tanışalım. Benim favorim. Tesadüfe bakın. Buraya gelen de kabahat zaten. Hemen İlker yetiştirdi tabii. Şeyma tanıştırayım. Ortağım Ayaz. Memnun oldum. Ben de. Ayaz. Rıza abi nasılsın? Senden. Ben de iyiyim abi, sağ ol. Ayaz çok başarılı bir mimardır. Benim yeni açılan oteli de o yaptı. Ha, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Size afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Emin misin ne oldu? Emin. Bizim Rıza abinin sevgilisi yani. Evli değil miydi o ya? Evli. İki de çocuğu var. Ha kız, ikisini birlikte idare ediyor diyorsun yani. Umarım öyle değildir. Yani Rıza abi bizim birlikte iş yaptığımız önemli bir adam. Bu ilişkiyi duyarsa hoş olmaz. Abi o zaman Mete ile direkt konuşacaksın. Bak direkt konuş. Öyle yapacağım. Hadi ben kaçtım. Nereye gidiyorsun ya? Eve. Ne yapacaksın oğlum bu saatte evde? Otur biraz daha. Bitirmem gereken bir iş var. Onu halledeyim. Ya tamam, sonra bitirirsin. Otur biraz daha. Otur. Sen yine bir şeyler çeviriyorsun. Ya ne çevireceğim ya? Saçmalama. Nereden çıktı bu? Sen söyledin değil mi? O yüzden gitmemi istemedim. Deniz arayıp senin buraya gelip gelmediğini sorunca kendimce küçük bir aracılık yapayım dedim kanka. İyi halt ettin. Bak içeride. Bütün arkadaşları model olan bir kızın ricasını kırmamı benden beklemiyordun değil mi? Sakın ortamı bozmayın. Nerelerdesin sen kaçak? Merhaba. Deniz ne haber? Nerede olayım? İş, güç. İşler o kadar yoğun ki. Neyse seni gördüğüme sevindim. Ama ben tam kaçıyordum. Gerçekten mi? O zaman biz de seninle beraber çıkalım. Yok, siz çıkmayın. Benim kısa bir işim var. Sonra hemen geleceğim. İlker'cim, sen kızlarla ilgilen. Tabii, buyurun otur. Geleceksin değil mi? Gelecek tabii. Gelecek. Eğer gelmezse biz ona gideriz. Buyurun. Kadir'cim, hemen bir şeyler hazırlar mısınız? Mete, iyi misin? Hı? Ha, iyiyim, iyiyim. Ama canı sıkan bir şey var gibi. Ne oldu, kaçırdığım bir şey mi oldu? Yo, sıkın değil de kafam bir şeye takıldı. Sen daha evvel Ayaz'la tanışıyor musun? Yok canım, nereden çıktı? Yani onu tanıyor olsaydım tanıyormuş gibi davranırdım değil mi? Bunu niye senden saklayayım ki? Yok, sadece daha evvel de başıma böyle bir şey geldi de o yüzden yine aynı şey mi? Bir saniye, anlamadım. Nasıl, daha açık konuşur musun lütfen? Birkaç sene flört ettiğim bir kız vardı. Çok da hoşlanıyordum. Fakat benden evvel Ayaz da takılmış. Bunu da bana söylememiş. Tabii Ayaz kızı görünce bana her şeyi anlattı. Ben de kızdan ayrılmak zorunda kaldım. Böyle bir şey. Mete. Yok öyle bir şey. Ben senden asla hiçbir şey saklamayacağım. Güven bana. Ben şu binada ineyim. Ben
Daha gelmedik ama. Yok ama annem komşudaymış da onunla birlikte geçeriz dedi. Tamam, nasıl istersen. Yemek için teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir geceydi. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Şeyma. Rıza, ne işin var burada? Bin arabaya konuşalım biraz. Seninle konuşacak gibi bir şeyim yok. Bas git. Söz bundan sonra her şey istediğin gibi olacak. Sen o zırvaları git karına anlat. Hadi yürü, bir gören olacak şimdi. Sensiz yapamıyorum Şeyma. Dinle beni. Kız gözün kör olmasın. Madenden önce öldüreceğim beni. Git, git, git. Bana bak. Yine mi görüşüyorsun bu uğursuzla? Ya hayır anne. Telefonlarını açmıyorum ya. Kudurmuş köpek. Ha, çok arar tabii seni. Ah be kızım. O heriften bir halt olmaz dedim de dinletemedim. Ya tamam anne. Geçti bitti işte. Mete görmedi değil mi? Yok canım. Tahmin ettim Rıza'nın buralarda dolanacağını da aşağı sokakta indim. Hah, iyi akıl etmişsin. Ah, kurtul şu uğursuzdan. Ya senin evli biriyle birlikte olduğunu duyarsa? Anne açma şu şom ağzını. Tamam duymayacak. Ay sonuna kadar da takacağım yüzüğü parmağıma, göreceksin. Hayırlısıyla bir görsem o günleri. Sen daha evvel Ayaz'la tanışıyor musun? Yok canım, nereden çıktı? Yani onu tanıyor olsaydım tanıyormuş gibi davranırdım değil mi? Bunu niye senden saklayayım ki? Gidebilir miyim? Soda da istemiştim. Hemen getiririm. Efendim anneciğim? Kızım. Saat kaç oldu? Neredesin sen? Ben Burcular'dayım anneciğim. Yarına yetiştirmemiz gereken bir ödev varmış da. Hayır, gecikeceğini haber vermeyince merak ettim. Haklısın anneciğim, kusura bakma. Ama bir saate bitiyor işim oradayım. O saatte çıkmasan, eğer müsaitlerse orada kalsan olur mu? Orada mı kalayım? Hayır. Gece o saatte sokakta olunca senden tedirgin oluyorum. Tamam anneciğim. Sokakta kaldım, iyi mi? Sudan nerede kaldı? Getiriyorum. Öldü sanki suda fıstıktan. Başka bir isteğin var mı? Thank you.
Mete ile üniversiteden mi arkadaşsınız? Evet. Aşık olduğun adamı yakın arkadaşına kaptırmak nasıl bir duygu? Ben artık gitsem iyi olur. Birini mi bekliyordun? Hayır. Mete. Ne? Sakın açma kapıyı. Açmayayım. Açma tabii ki. Kim bilir neler düşünür, kim bilir aklına neler gelir beni burada görürse. Ayaz! Sakın açma! Ayaz, yanlış bir zamanda mı geldim? Dur, sakın açma. Ayaz! Bir sakin. Olamam, olamam. Mete, Mete! Nereye götürüyorsun ya? Dursana! Ayaz! Bence burada beklesen iyi olur. Ne oluyor? İçeride biri mi var? Yo, uyukluyordum. Ha. Davet etmeyecek misin? Saçmalama, gelsene. Ayaz, ne oluyor ya? Yok, o taraf daha iyi esiyor. Baksana, terlemişsin. Uf, hakikaten sıcakladım ya. Dur. Ben kendime içecek bir şeyler alacağım. Sen de istiyor musun? Olur, alırım. Ayaz ya, kafama bir şey takıldı. Sen Şeyma'yı görünce bir tuhaf mı oldun? Şeyma? Yemekte tanıştırdım ya, yeni kız arkadaşım. Siz Şeyma'yla daha önceden tanışmıyorsunuz, değil mi? Ayaz, ne oluyor? Yok bir şey. Ayaz, iyi misin? Evet. Ha, yine açmıyor ya. Nasıl ulaşacağım ben bu kıza? Şey diyorum, yani Şeyma'yla ilgili bir durum yok, değil mi? Yok, bir durum yok. Güzel, tamam. Şeyma da öyle dedi. Okey. Ne yapıyorsun? Telefonunla çantayı salona bırakmışsın. Anladım, burada olduğumu. Evet. Gerçekten mi? Of ya, of. Ne yapacağım ben? Telefonları. Sibel arıyor. Ayaz, Sibel arıyor. Oğlum açsana kapıyı. Açamam şu an. Telefonu sen aç. Abi ben ne diyeceğim ki? Ne bileyim, değiş de bir şeyler. Aha, buraya geldi. Vallahi buraya geldi. Ne oluyor? Kim geldi? Sibel kim? Arkadaşımız İlker'in karısı. Burada daha fazla kalamaz. İlk bakacağı yer burası. Ne yapacağım ben? Seni bahçeye kaçıracağım. Gözün bende olsun. Gelen kim? İlker. Yanında da kızlar var. Açma. Niye açmayayım oğlum? Çünkü sana sormam gereken bir şey var. Ne? Sence mutfak zemini nasıl?
Bence Cem'in futbol oynamaya çok müsait Ayarcığım. Bu maç bugün kesin oynanır bence. Abi ne saçmalıyorsun? Ne Zemin'i ya? Sende var bugün bir aylar Ayaz. Haklısın tabii. Ayıp oluyor. Açsak mı kapıyı? Yani. Merhaba. Selam. Sen de mi buradasın ya? Evet, evet. Geç. Geç. Gel. Aa, bak bir de kim burada? Aa, açsana telefonu. Sana mesaj attım. Almadın mı sen mesajımı? Yok. Abi aç hemen telefonu, aç ve abi hemen oyun oynadığımızı söyle. Hadi çabuk. İlker'cim, bence sen kendin söyle. Kızları sakla, kızları sakla. Ne oluyor ya? Evli misin yoksa? Sana söylemedim mi? Ayaz, sen oyunu aç, medrese ve kızları sakla. İyi de nereye saklayayım? Bahçeye. Hadi çabuk, dur. Sen oyunu aç. Kızlar bende. Hadi yürü, yürü, yürü. Saklan. Hoş geldin aşkım. Bir saattir zil çalıyorum. Niye açmıyorsun kapıyı İlker? Açmıyor muyum? Ne karıştırıyorsunuz? Hiç, hiçbir şey aşkım. Merhaba Sibel. Gelsene. Otursana. Ayaz nerede? Ha, bir saattir arıyorum. Niye bakmıyor telefonuma? Ayaz. Ayaz tuvalette. Akşam artık neydiyse bir saattir çıkmadı tuvaletten. Ha, acaba siz yine ne hatlar karıştırıyorsunuz ha? Hiçbir şey. Hiç. Yatak odasında değil mi? Kızlar yatak odasında. Banyoya geç, banyoya banyo. Sen var ya. Nerede dedim kızlar? İlker nerede? Aşkım paranoyakça davranıyorsun. Evde kız falan yok. Paranoyakça davranıyorum öyle mi? Aliyansın nerede İlker? Aliyansın. Kızlar banyoda değil mi? Tabii. Kızlar banyoda. Açın kapıyı. Kapıyı açın. Ne oluyor Sibel? Evimde, tuvaletimde de mi rahat yok? Gel buyur bak. Buyur. Pardon Ayaz'cığım ya, ben şey zannetmiştim de. Ne? Gerçekten bu paranoyaklığın artık burama kadar geldi Sibel. Bir huzur ver artık ya. İlker. Canım. Her seferinde günahımı alıp beni arkadaşlarımın yanında rezil ediyorsun ama ya. Yazık artık bana da. Özür dilerim İlker. Tamam Sibel. Seni affederim ama bir şartım var. Hadi. Hadi o zaman. Gerçekten mi? Şansını fazla zorlamak istiyorsun. Hadi. Ben böyle bir rezillik görmedim. Ben de. Meteciğim, sen de artık kızları eve bıraksan diyorum. Tabii. Hanımlar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi ama bu kız nerede? Öykü! Öykü Hanım. Evet. Masanıza kadar size eşlik edebilir miyim?
öykü. Randevu mu var? Seni ilgilendirmez. Kim bu şanssız erkek? Yoksa tanıdığın biri mi? Burada olmak zorunda mısın? Maalesef. Çünkü randevum benimle. Sen! Mete diye! Nasıl? İnanmıyorum ya! Niye bu kadar hayal kırıklığı yaşıyorsun anlamıyorum. Zaten Mete ile benim hakkımda konuşmayacak mıydın? Bu yaptığın çok iğrenç bir şey. Yemeği hemen söyleyelim mi? Yoksa iştah açıcı bir şeyler mi içsek? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen nasıl böyle bir şeye inanırsın? Demek Mete senin çocukluğunun aşkıydı, öyle mi? Evet. Gerçi Mete mahalledeki tüm kızların çocukluk aşkıydı. Sevecen, ilgili, yardımsever. Hele o korumacı tavırları, cesareti. Hayrandım ona. Hala da öyle. Şeyma çok şanslı biri. Hislerine karşılık görememek nasıl bir duygu? Yani hiç başıma gelmedi, o yüzden soruyorum. Kötü. Peki hiç aşık olamamak nasıl bir duygu? İnanmadığın bir şeyin yokluğundan rahatsız olmamı beklemiyorsun herhalde. Ayrıca bence seninki aşk değil. Birini beğenmek, onu arzulamak. Sen bunları aşk zannediyorsun. Hepsi bu. Sana katılmıyorum. Aşk senin için bu kadar basit bir şey olabilir. Ama benim için değil. Yani gerçekten Mete'ye aşıksın. Hem de başkasıyla. En yakın arkadaşınla birlikte olduğunu bile bile. Bundan gurur duymuyorum. Ama hislerim yok, farz edemem. Bir gün onun da seni seveceğine mi inanıyorsun? Evet. Tek hayalim. Ama sevmese de önemli değil. Ben onu böyle sevmeye alıştım. Yeter ki dışarıdan bir müdahale olmasın. Kimse karışmasın. Senden de tek ricam bu. Lütfen bir daha aynı şeyi yapma. Ve bu konuştuklarımız sır olarak kalsın. İsteklerin artıyor. Yol yakınken senden kurtulsam iyi olacak. Şikayetimi geri aldım. Konuştuklarımız da aramızda kalacak. Yani kısacası artık görüşmemiz için hiçbir sebep yok. Hoşça kal. Günaydın. Umarım beni affetmişsindir. Aramanı bekliyorum. Hayatımda senin kadar uyuz birini tanımadım. İmzala şu kağıdı.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.